Evet, Gazze için kıyabi cenaze namazı kılacağız. Değerli Müslümanlar. Hamas'a selam, direnişe devam. Hamas'a selam, direnişe devam. Aksa tufanı Siyonizmi yenecek. Aksa tufanı Siyonizmi yenecek. Ya eyyühellezîne âmenu istaînû bis-sabrı ve's-salâ. İnnallâhe ma'as-sâbirîn. Ve lâ tekûlû limen يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. 187 gündür bütün dünyanın gözleri önünde işgal çetesi ABD'nin de desteğiyle insanlık adına ne varsa yıkıp tahrip ediyor. Buna karşı ise Gazze halkı dünyanın şerefini kurtarmak için varoluş mücadelesi veriyor. Bizler de bu direnişe destek vermek için 6 ayı aşkın bir süredir meydanlardayız. Kardeşlerimizin yalnız olmadığını dualarımızla, sloganlarımızla, açıklamalarımızla ve infaklarımızla bütün dünyaya ilan ediyoruz. Gazze Savaşı tüm algıları, mevcut kavramları alt üst etti. Uluslararası yapıların işlevsizliğini gün yüzüne çıkarttı. Devasa Haçlı ordusu karşısında Gazze'nin her yerinde müthiş bir şekilde direnen mücahitler tüm imkansızlıkları ve yalnızlığa rağmen tarih yazmaya devam ediyor. Onlar mücadeleleri ve ödedikleri bedeller ile örnek bir duruş sergilemeye devam ediyorlar. Gazze'de katliam var ama aynı zamanda izzetli bir direniş var. Umudumuzu kaybetmeyeceğiz. Aksa tufanı İsrail'in yenilmez ordusu ve istihbaratını yerden bir etti. Dünyanın bütün güçleri bir araya geldi ama bir avuç imanlı Kassa tutaylarını yıkamadı. Gazze'deki direniş imanın ne kadar güçlü bir güç olduğunu bizlere göstermiştir. Batı'nın bizlere sunduğu modern köleliğin karşısında sadece Allah'a kul olmanın ne büyük bir şeref olduğunu Gazze'deki direniş bizlere göstermiştir. 1948 yılından beri işgal edilmiş toprakların her tarafındaki Filistin halkına, dünyanın her yerindeki sabırlı ve mücahit Filistin halkına selam olsun. Kurban veren, vermeye devam eden, dünyanın en dehşetli gücüne karşı kahramanca direnen Hamas'a selam olsun. Birbirine hesabı tavsiye eden ve cihazı bir şiar olarak benimseyen, teslim olmayı reddeden Filistin halkına selam olsun. Binlerce şehit veren, evlatlarının binlercesi tutsak alınan, yaralanan, tutuklanan, evlatlarını katliamlara, evlerini bombardıman edilmelerine ve toprak kasmına kurban veren Filistin halkına selam olsun. Bugün burada bayramın asıl sahiplerinin bayramlarını tebrik etmek, Gazze'deki kardeşlerimize yapılan zulmü unutturmamak adına toplandık. Gazze'yi gündemimizden düşürmeyelim. Bu soykırma tepkimizi yaptığımız eylemlerle gösterelim. Dualarımızda kardeşlerimizi unutmayalım. Elimizden ne geliyorsa yapalım. Eli kalem tutanlar bu davayı yazsın. Hitabeti güçlü olanlar bu davayı konuşsun. Herkes bir şey yapsın ama sakın sessiz kalmayalım. Çünkü sessizlik öldürüyor. Zalim Siyonistlere destek olacak malları boykot edelim. Eylem yapıyoruz, dua ediyoruz da ne olur tek benim boykotum etmemle katliam durur mu diye düşünmeyelim. Bu yaklaşım doğru değildir. Bu yaklaşım şeytanın aldatmacasıdır. Biz elimizden ne geliyorsa onu yapmakla sorumluyuz. Nice peygamberler vardı ki dünyada zulme uğramışlar ama hak ve hakikatten ayrılmamışlardı. Ümmetlerine sabrı ve direnişi tavsiye etmişlerdi. Bugün bize düşen Gazze'li kardeşlerimizin izzetli direnişlerinin yanında olmaktır. Onların ortaya koyduğu mücadeleden dersler çıkarmaktır. Batının ve modern kültürün esiri olmaktan kurtulmaya çalışmaktır. Bizlere hayat verecek İslam'ın değerlerine sımsıkı sarılmaktır.
herkesin yaptığının ve yapması gerekirken yapmadıklarının hesabının sorulacağı o dehşetli kıyamet gününde yüzümüz kara olanlardan olmamak için, Allah'ın gazabına uğramamak için, Gazze'de suçsuz yere öldürülen sahabilerin ağını almamak için mücadele etmek durumundayız. Aksi takdirde yarın huzuru mahşerde bunların hesabını vermek kolay olmayacaktır. Bizden bir işgal ve gasp çetesi olan İsrail'e her türlü ilişkiyi hep karşı olduk ve karşı olmayı sürdüreceğiz. Ve bilhassa Gazze'de bu katliamlarının, soykırımlarını sürdürdüğü bir ortamda Siyonist çeteye yönelik ticari kısıtlama kararının geç alınmış ama yetersiz bir karar olduğunu ifade etmek isteriz. Siyonist çete ve ticaretin tamamen sonlandırılması noktasında da gereken adımların atılmasını talep ediyoruz. İktidarın Hamas'ı sahiplendiğini ifade eden söylemlerinin pratik karşılıklarının olmasını gerektiğini düşünüyor ve iktidarın Gazze için hızlıca eyleme geçmesi konusunda Müslüman camialar ve sivil inisiyatiflerce baskılanması gerektiğini buradan ifade ediyoruz. Zalim Siyonistlerin katliamı karşısında çocukların ve kadınların feryadı aşı ağlayı titretiyor. Artık bu yaşananlara yüreklerimiz dayanmıyor. Bu sahabilerin ağı tüm dünyayı yakacak. Ey idareciler, ey ümmet, ey vicdan sahipleri, bu katliamı durdurmak için daha fazla gayret etmeliyiz. Kardeşlerimiz katledilirken hiçbir şey olmamış gibi yaşamak, bu soykırımı normalleştirmek, bu soykırıma alışmak ne acı bir şey. Kendini İslam'a ve Mescid-i Aksa'ya adamış, Gazze halkını buradan selamlarımızı iletiyoruz. Bayraklarını tebrik ediyoruz. Sizin izzetli duruşunuz tüm dünyayı hayran bırakıyor. Zalim Siyonistler yaptıklarının hesabını verecek ve cehenneme sürülecek. Sizler ise bu ödediğiniz bedel karşısında cennetin en güzel makamlarında ağırlanacaksınız inşallah. Buradan tekrar yüksek sesle ifade ediyoruz ki Mescid-i Aksa, Gazze ve tüm Filistin özgür oluncaya kadar mücadelemiz tüm gücümüzle sürdürmeye devam edeceğiz. Aksa tufanı İslam coğrafyasının özgürlük hikayesidir. Bu hikayenin bütün kahramanlarını buradan bir kez daha selamlıyoruz. Kahrolsun Amerika, kahrolsun İsrail, kahrolsun küresel emperyalizm. Yaşasın Gazze direnişimiz, yaşasın nehirden denize özgür Filistin, yaşasın küresel intifada. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Ya Rabbi, oradaki bütün fakirler dünyanın değişik yerlerinde şu anda sadece ve sadece Müslüman oldukları için, sadece ve sadece sana kul olmaya çalıştıkları için, sadece ve sadece hak bildikleri davayı yaşamaya çalıştıkları için zalimler tarafından, kafirler tarafından sürme olmayan bütün bin ve dünyada hatından yardım eyleyin ya Rabbi. Bizleri onlara yardımcıların uzanan yardım ellerin eyleyin ya Rabbi. Ya Rabbi, bizleri dünyada şu anda oynanan oyunlara, dünyada bütün mümkünler ve mazlum insanlar üzerine kurulan tuzaklara karşı bilinçli kullarından eyleyin ya Rabbi.